içeriğe göre hak ettiklerini düşünüyorum. Meslekler daha çok öndeydi. Mesela polisliği çok seviyorlardı ama şimdi sosyal medya önde olduğu için işte e-spordur, oyundur, youtuberlıktır. Öyle. Ülke hakkındaki düşüncelerim. Yani umarım her şey iyiye gider. Neden gitmek istiyor gençler? Birçok sebep var. Enflasyondur. Merhabalar. Yeni bir arkadaş grubuylayız. Merhabalar. İsminiz nedir? Hasan. Hasan. YouTube, Instagram, Twitch gibi yerlerden para kazanan meslektaşlarım hakkındaki düşüncelerini... İçeriğe göre hak ettiklerini düşünüyorum. İçerikliklerine, farklılıklarına göre. Onun dışında iyi, kolay yoldan güzel para. Takip ettin herhangi bir YouTuber? MrBeast. MrBeast'i takip ediyorsun. Evet. Mühendistir, doktordur olmak istemeyip buna yönelen var mı gençlerden? Böyle bir gözlemlerin nelerdir bunun üzerine? Var. Büyük ihtimal var. Çünkü çok denk geliyoruz genç yaşta YouTuber olan arkadaşlarımıza. Özeniyorlar haklı olarak. Etkiler mi bu meslekleri? Etkiler. İşte doktor olmayı. Etkiler. Çünkü eskiden sosyal medya o kadar iyi değildi. İşte meslekler daha çok öndeydi. Mesela polisliği çok seviyorlardı ama şimdi sosyal medya önde olduğu için işte e-spordur, oyundur, youtuberlıktır. Öyle. Ya ileride bu youtuberlıktır. Peki ülke hakkındaki düşüncelerin neler? Ülke hakkındaki düşüncelerim. Yani umarım her şey iyiye gider. Gidiyor mu şu anda sizce? Hayır, gitmiyor. Tam tersi yönde ilerliyor. Peki düzelir mi? Zannetmiyorum. Neden? %51.2. Ama neden düzelmez? Böyle hiç umudun yok. Ya umudum yok artık. Çok umudum yok. Artık bütün gençler yurt dışını hedefliyor. Yurt dışında daha güzel kariyer çizebilir. Planlama yapılabilir. Neden gitmek istiyor gençler? Birçok sebep var. Enflasyondur. İşte ekonomik sebepler zaten o en tepede de. Ne bileyim artık pek de şey olmadı. Tadı kaçıyor. Ülkenin tadı kaçıyor. Evet. Rahatsız olduğun senin adına en çok nedir? En çok enflasyondur. Etkiliyor. Etkiliyor her şeyi. Yani şey etkiliyor. Peki pahalılık var mı şu gün gördüğün kadar? Var. Çok mu az mı? Şu an bayağı var. Pahalılık. Eskiye göre çok fazla. Peki bu durur mu, devam eder mi bu zamla? Sanki devam eder. Emin değilim. Peki halk ne yapar? Halk ne yapar? Valla halk devam edecek. Artık alıştı herkes fiyatlara. Ben dahil herkes alıştı. Sorgulamıyoruz, ödüyoruz, geçiyoruz. Peki bunu halk ileride bir şeye çeviremez mi? Bir erken seçime falan, ya dur yeter artık. Hayır, çeviremez. Neden çeviremez? Çok anlamadığım için yorum yapamıyorum. Çok anlamadığın için yorum yapamıyorsun. Peki o zaman bugün İsrail, Filistin tekrar savaşı başladı. Başlattılar Orta Doğu'da. Buradaki göçmenler hakkındaki, gelecekteki göçmenler hakkındaki, öyle gözüküyor Orta Doğu'da bir karışıklık. Bunlar hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Yani umarım tekrar bize sığınmazlar. Çünkü sığınanı alıyoruz. O yüzden öyle. Peki rahatsız oluyor musunuz mülteciler? Oluyoruz. Peki ne olmalı sizce? Bence eskiden olduğu gibi hepsini atılması lazım ülkeden. Şu anda yeni bir savaş çıktı. Ülkeye tekrardan bir mülteci akını olabilir mi? Olabilir. Yani Allah hepimize sabır versin diyeceğiz öyle. Peki yönetim bunları diyebilir mi? Ya biz de gelişmiş ülkeler gibi ülkemin ben pozisyonuna göre alacağım bu işte atıyorum. 1 milyon değil de 500 bin bana lazım. Kardeşim ben 500 bine bakabiliyorum der mi bu yönetim şu anki? Demeyeceğini farz ediyorum. Demez mi? Demez bence. Neden deme? Deseydi şimdiye kadar bunları yaşamazdık. Hepsine kardeşim diye içeri alıyoruz değil mi? Sınırlar şey gibi oldu. Yani. Gel git gibi oldu. Düzeltmez diyorsunuz yani. Peki muhalefet herhangi bir şekilde buna müdahil olabilir mi? Yani bir yeter artık durun deyip. Çok anlamıyorum diyor olabilirler, takip etmediğim bir konu. Ama umarım daha iyiye gider her şey. Peki. Sana son sorularım varsa alabilirim. Sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim, sağ ol. Arkadaşlar, genç arkadaşım düşüncelerini aktardı. Kendisine çok teşekkür ederim. Eğer bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.